Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Bugün iPhone 6'nın incelemesini yapmak ve 5S ile karşılaştırmak için buradayım. Şu elimde gördüğünüz iPhone 6 128 GB Space Gray, yani uzay grisi modeli. Şöyle göstereyim. Bunun kutu açılım videolarını ve satın alış hikayesini, macerasını deyip izlemek isterseniz şu anda şuralarda linkler var. Oralardan bakabilirsiniz. Şimdi incelemesine geçecek olursak, şimdi iPhone 6'nın ilk olarak 5S'ten farklı olarak, değişmiş olarak özelliklerine bakacak olursak, ilk olarak tamamen değişmiş bir dizayna sahip. Biraz iPod Touch'tan ilham almış, hani onun gibi şuraları yuvarlak tarzı. Kamerası da dışarıda olması buna dahil, ama bu kıvrımı aynı zamanda ön tarafa da dağıtmışlar ve camını da onunla birlikte kıvrımlı hale getirmişler. Böylece daha çok simetrik bir hava katmışlar ve tek elde kullanımı çok daha güzel hale getirmişler. Mesela en basitinden şuradan şuraya çekerken ki şu hareketi çok daha kolaylaştırıyor, çok daha basit bir hale getiriyor, çok daha kullanılması hoş bir hale getiriyor diyebilirim. Hani böyle parmağınız sanki bir yere takılmıyormuş gibi bir his var. Yani o bakımdan elde tutulması olsun, özellikle kapsız kullanımı olsun, çok hoş bir cihaz olduğunu söylemek zorundayım. Ekranına bakacak olursak 4.7 inç bir ekranı var. 5S'ten 0.7 inç büyük bir ekrana sahip. Fakat PPI aynı, yani inç başına düşen piksel sayısı aynı, 326. Fakat PPI aynı kalmış, ekran büyüdüğü için de çözünürlük artmış tabii doğal olarak. 750p diye geçiyor bunların çözünürlüğü. Yani 720'den daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. iPhone 6 Plus'ta tabii bu 1080p'ydi. Ondan az tabii, ama şöyle baktığınız zaman, normal mesafeden baktığınızda ya da çok yaklaştırdığınızda bile göremediğiniz için pikselleri çok büyük bir sorun olmuyor açıkçası. Yani gözünüze batan herhangi bir olay, yok bu niye böyle, işte keşke 6 Plus alsaydım gibi bir şey kesinlikle olmuyor. Hiçbir pikseli seçemiyorsunuz ve bu pikseller sizi rahatsız etmiyor zaten. Onun dışında kamerasına bakacak olursak yine 8 megapiksellik bir kamerasına sahip. 4S'ten şimdiye kadar hala 8 megapiksel bir kamera var bunlarda. Fakat yenilenmiş bir kamera. Yeni sensöre sahip, işte otofokus piksellere sahip, daha hızlı odaklıyor. Video çekerken sürekli bir odağa sahip. Zaten birazdan göreceksiniz video incelemelerinde. Genel olarak daha üstün bir kamera. Gerek renkler olsun, gerek ışık dengesi olsun, gerçekten başarılı bir kamera olduğunu söylemem lazım. Flash olarak bakacak olursak da 5S'teki şu altlı üstlü flash yerine daha büyük ve tek parça bir flash, ama yine altlı üstlü yani bir tasarıma sahip. Çalışma mekanizması değişmemiş falan, fakat şekli değişti. Ve açıkçası bence daha simetrik oldu, hani ikisi de yuvarlak olduğu için bence daha güzel oldu. Aynı zamanda mikrofonu büyüdü şurada gördüğünüz gibi. Şimdi cihaza şöyle biraz daha yakından bakacak olursak, şöyle tasarımını daha yakından göstermek amacıyla. Gördüğünüz gibi bayağı ince ve aslında bayağı hoş bir tasarıma sahip. Şu anten çizgileri hariç ve kameranın dışarıda olması hariç. Şurada ses kapatma açma tuşunu görüyorsunuz. Bayağı güzel çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok. Tuşları biraz daha içeri almışlar ve düz bir hale getirmişler. Bu da tabii iPod Touch'tan biraz alıntı gibi. Bunlar da aynı şekilde. Ve ortasında şöyle bir delik var. Hani dümdüz gitmiyor. Şu metal devam etmiyor. Hani ikisi tek modülmüş gibi bir gösterim var. Kulaklık girişi, mikrofon, lightning konektörü, hoparlörleri, ki bu hoparlörler 5S'inkinden daha güçlü olduğunu söylemek zorundayım. SIM girişi ve sleep tuşu, uyku tuşu. Bunu üstten yana aldılar ki basışınız daha kolay olsun. Hani daha büyük bir telefon olduğu için şöyle genel olarak bakacak olursak, hani uzanıp da şuradan hani telefonu böyle aşağı kaydırmamanız için direkt yandan basıp hani yapabilmenizi sağlıyor. Şu şekilde göstereyim. Onun dışında iPhone 6'da bir de NFC desteği var. Tabii bu NFC'yi işte 3. parti uygulamalar için kullanamıyorsunuz. Sadece Apple Pay için kullanabiliyorsunuz an itibariyle. 3. partiye daha açılmamış bir şey. Genel olarak mantık, NFC şuralarda bir yerde. Kredi kartlarınızı şu dokunmadan ödeme noktalarında direkt telefonunuzu böyle okutarak ödemenizi sağlıyor. Tek kullanımlık şifrelerle. Bu şifreler de Touch ID'den geçiyor. Şu anda da Amerika'da bile olmayan bir sistem. Ekim ayında, yani bu ay içinde başlayacak olan bir sistem. Türkiye'ye ne zaman geleceği hakkında bir bilgi yok. Şimdi donanım olarak bakacak olursak, içinde A8 çip var ve ona yardımcı olarak da M8 çip var.
M8 bildiğiniz gibi motion prosesör olarak geçiyor. Yani hareket sensörlerini barındıran bir çip. Jiroskop olsun, yürüyüşünüzü takip eden, GPS olsun, her türlü sensör olsun, bunları kontrol edebilen bir çip. Böylece daha az enerji tüketiyor telefonlar. Bu sensörlere son zamanlarda, yani iPhone 6 ile birlikte bir de barometre eklendi. Bu barometreyi de şöyle gösterebilirim. Sağlık uygulamasına bakacak olursak, şu şekilde, çıkılan kat diye bir kart var. Buna bastığınız zaman günde kaç kat çıktığınızı gösteriyor. Şu şekilde gösterecek olursam, mesela bugün 3 kat çıkmışım. Ki düşüneyim, evet 3 kat çıktım. Burada da işte hangi tarihlerde, saat kaçta, kaç kat çıktığınızı gösteriyor. Eğer tüm verileri göstere basacak olursanız. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bir uygulama indirdim, barometer diye. Şu şekilde. Şöyle koyuyorsunuz. Şu anki açık hava basıncını gösteriyor size. Reset diyorum bunu, reset diyorum. Şimdi bunu yukarı kaldırdığınız zaman, gördüğünüz gibi açık hava basıncı düştü. Tabi burası çok yüksek olmadığı için. Şöyle göz bakacak olursanız, bir daha şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi açık hava basıncının değiştiğini görebiliyorsunuz. Yukarı kaldırdıkça azalıyor, aşağı indirdikçe artıyor şeklinde. Yani bayağı hassas aslında. Ben bu kadar hassas olacağını düşünmemiştim. Hani kat ölçmek için kullanıldığı için. Hani neredeyse burada santimleri ölçüyor. 10 santimlik bir aralığı var. Ölçebiliyor yani. Bence kaliteli ve işe yarayacak bir sensör olmuş. Özellikle hani merdiven çıkmak kimin ne işine yarayacak belki, ama işte dağa tırmananlar falan için güzel, mantıklı bir şey olabilir. Tabii bunlar hep sağlık sekmesinin altında olduğu için kullanılabilir şeyler. Şimdi iPhone 6 ile iPhone 5 arasındaki büyüklük farkını şu şekilde gösterebilirim. Bir cetvel de koyayım hatta şöyle. Şöyle koyduğunuz zaman neredeyse 1-1,5 santime yakın bir yükseklik farkı var. Bir de en olarak bakacak olursak şu şekilde. Öyle de 1 santimlik bir en farkı var diyebiliriz. Şimdi kalınlık olarak bakacak olursak şu şekilde göstereyim. Aslında kalınlıklar arasında böyle çok muazzam bir fark olmasa da, farklar var tabii ki de, ama muazzam bir fark olmasa da şekli dolayısıyla elde tutumu, tutuş hissi diyeyim, çok daha güzel bundan. Neden? Çünkü bu şimdi biraz daha köşeli bir tasarıma sahip olduğu için şöyle hani sarmanıza biraz daha engel olabiliyor. Tabii daha küçük bir telefon olduğu için çok rahat sarabiliyorsun, hani bunun gibi böyle değil. Fakat hani şöyle tuttuğun zaman parmağım şuraya kadar gitmiyor, en basitten baktığın zaman hani bunun da bundaki gibi şöyle. Fakat köşeli bir tasarıma sahip olduğu için bu yani biraz daha düşmesi daha olası gibi duruyor bundan. Ben mesela bunu evde kaptus kullanıyorum. Hani böyle hiçbir kayma falan olmadı elimden şimdiye kadar. 5S çok kaymıştı elimden zamanında, hatırlıyorum. Küçük olmadığı için de hani böyle şey havası yok, kayıp düşecekmiş havası yok çok. Hani biraz daha elinizde oturaklı durabiliyor bence. Ya yani benim fikrim bu yönde. Şimdi inceliklerini bir daha şöyle göstereyim. Bunların arasına bir de şöyle iPod Touch'ı katacak olursam, aradaki farkı görüyorsunuz. Yani iPhone 6 bayağı ince diyebilirim. Bu 6.9 bildiğiniz gibi, bu 6.1. iPod Touch 6.1 kaç sene önce çıkmış olmasına rağmen hala bayağı ince ve yan yana koyduğunuz zaman da hala öyle aşırı bir kalınlık farkı yok. Şimdi çoğu kullanıcıyı rahatsız eden, ben de varım aralarında, sevmediğim bir özellik şu kameranın dışarıda durması. Şimdi bence Apple'ın burada yapması gereken, madem hani telefon çok ince, kamera modülünü sığdıramadınız içeri, zaten iPhone'ların şarj süresinden şikayet ediliyor. Bunu yapsaydınız bir milimetre daha kalın, hem kamera içeride kalırdı hem de şarj süresi daha uzun olurdu. Ve kimse de işte demezdi ki çok kalın çok kalın demezdi yani kimse de. Hani illa bu kadar ince olmasına gerek yok. Tamam, seviyorum, hoşuma gidiyor, tasarım muhteşem. Ama yani kameranın dışarıda olması gerçekten olmamış. Birincisi, şimdi kapsız zaten iPhone kullanan çok tanıdığım yok. Çünkü 3 milyarlık telefon da yere düşünce içiniz acıyor diyebilirim yani. Şöyle gördüğünüz gibi şu hareketi yaptığım zaman, çok olmasa da bir böyle sallanma var. Şimdi iPod Touch 5. nesil, buna bakacak olursak aynı şey bunda da vardı. Fakat bunun kamerası çok daha dışarıda, daha çok daha ince bir tasarıma sahip olduğu için. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Şöyle bakacak olursak.
gördüğünüz gibi. Hem onunki biraz daha sivri, tekrar köşelerine bunun gibi yuvarlatılmış da değil. Şöyle. Hem de onun kadar dışarıda değil. Aynı zamanda bu çerçevesi de, hani yüzüğü de bu kadar büyük olmadığı için iPhone 6'daki, onun kadar göze batmıyor. Fakat yine de hani bir düşüşte şeyde direkt orası gelmesi insanı rahatsız edebilir tabii. Fakat zaten camı safir olduğu için de böyle bir sorunla çok karşılaşmayacaksınızdır. Hani çizilme gibi bir sorunla karşılaşmayacaksınızdır. Çünkü safir, yani safiri mantıksız olarak bir tek elmas çizebilir. Elmasın üstüne de nerede düşüreceksiniz gibi bir soru geliyor insanın aklına. Yani böyle çıkması hoş değil ama çok aşırı büyük bir sorun da değil açıkçası. Şimdi ekranların ulaşılabilir olmasına bakacak olursak iPhone 5S ve 6 arasında şöyle gösterebilirim. Şimdi iPhone 6'da bir iş yapacaksanız eğer şöyle göstereyim. Zaten bir sürü bir hani mesela ulaşılması zor yerlerden biri olan hani şudur. Hani çünkü en üsttedir. En köşeye kadar ulaşmanız bazen mantıksız olabilir. Şu halde tutuyorsanız telefonu şu halde şuraya ve şuraya ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Ya ben en azından ulaşabiliyorum. Fakat oraya kadar ulaşamayan insanlar için şimdi çok küçük sayılmaz elim yani. Şöyle basıp da direkt de basabilirsiniz. Bu şekilde de oluyor. Fakat açıkçası bunun böyle direkt aşağı inmesinden çok şöyle köşeye doğru yaklaşması bence daha mantıklı olabilir. Tam iPhone 6'da çok böyle büyük bir sıkıntı yok çünkü 4.7 inç bir ekran var. Yani böyle çok büyük bir ekran değil ne kadar büyük de olsa. Fakat 6 Plus'ta çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal yazamıyorsunuz bile. Mesela notlara girdiniz, bir şey yazacaksınız en basitinden. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi her tarafa ulaşabiliyorsunuz. Şuraya, şuraya. Rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Telefonu şöyle tuttuğunuzda. Fakat iPhone 6 Plus'ta yaklaşık şurada olduğu için uzanmanız bayağı zor oluyor. O bakımdan demem odur ki ekranı çok büyük değil. Bence güzel bir boyut olmuş. Ama 4.5 olsa belki biraz daha güzel olabilir. Yani tam köşeye ulaşmak isteyenler için. Bu çok büyük bir sorun teşkil ediyor da diyemem açıkçası. Neden? Çünkü 4.7 inç bir ekran. Gördüğünüz gibi her tarafa ulaşabiliyorsunuz. Hani hiç ulaşamadıysanız da az bir şey kaydırıp ulaşabiliyorsunuz. Bütün kontrol ulaşabiliyorsunuz. Çok bir sıkıntı olmuyor. 5S oranla tabii ulaşılması daha zor geliyor. Neden? Çünkü şöyle tuttuğunuz zaman telefonu, şurada tutsanız bile her yanına ulaşabiliyorsunuz yani. Şöyle göstereyim. Her yanına ulaşabiliyorsunuz. Hani değil şuraya şuraya falan bile ulaşabiliyorsunuz yani. Bu bakımdan hiçbir sorun teşkil etmiyorken 5S. 6 tabii ekran boyutuna bir daha şöyle bakacak olursak. Etmesi içten bile değil. Şimdi anten çizgilerine bakacak olursak iPhone 6'nın şu şekilde göstereyim. Gri renginde gri, beyaz renginde beyaz ama altın renginde de beyaz bir beyaz renkli çizgileri sahip. Şöyle göstereyim. Ve altta var. Açıkçası bu HTC One'da da vardı ama onda daha güzel gözüküyordu. Bunu da söylemem lazım yani. Yani böyle daha değişik skiller verilmişti. Buradan böyle geliyordu, böyle gidiyordu. Altta vardı falan. Bunda hani arada da hiçbir şey olmadığı için, şu ikisinin arasında da hiçbir şey olmadığı için özellikle altta gerçekten hoş gözükmüyor. Çok göz tırmalıyor diyemem. Fakat hoş gözükmüyor. Mesela 5S'de bu sorunu buralara cam koyarak çözmüşlerdi. Fakat bunda direkt hiçbir şey koymamışlar. Dümdüz. Gördüğünüz gibi. Yani aşırı göz tırmalığını söyleyemem fakat hoş da değil. Yani iki sevmediğim özelliği var dediğim gibi. Biri kamera, biri şu anten çizgileri. Onun dışında telefon tasarımının gerçekten iyi olduğunu söyleyemem. Son fikrim bu benim. Telefon tasarımı gerçekten iyi olmuş. Elde tutuşu gerçekten hoş olmuş. Ve tuttuğunuz zaman da böyle şey hissi vermiyor. Bu dandik hissi vermiyor. Gerçekten çok kaliteli bir ürünmüş hissi veriyor. Şimdi genel olarak konuşmak gerekirse bence iPhone 6 gerçekten muhteşem bir telefon olmuş. Sevmediğim dediğim gibi iki tane yanı var. Birisi anten çizgileri, ikincisi kameranın dışarıda olması. İşte şöyle koyduğun zaman biraz böyle hafif bir oynama var. Hafif ama çok büyük bir oynama değil. Bence burada Apple'ın yapması gerektiği dediğim gibi biraz daha kalın yapacaktı. Kamerayı içeri sokacaktı. Bataryayı büyütecekti. Biraz daha şarj süresi gitmesi için. Şarj süresi 5S'te
kıyaslandığında çok büyük bir fark yok, fakat biraz daha iyi iPhone 6'nınki. Yani eskiden mesela bütün gün kullanıp da saat 9'da bitiyorduysa, akşam 9'da bunun şarjı işte %10'lara, %7-8'lere yaklaşıyorduysa, bununki işte 9 değil de 10'da, 10-11 arası falan yaklaşıyor. Yani aşırı büyük bir fark yok. Tabii oyun oynarsanız ikisi neredeyse aynıya geliyor yani. Benim gün içinde yaptığım, internete girerim, mailleri kontrol ederim. İşte fotoğraf çekersen çekersin, 2-3 yani cart cart bu şekilde. Çok büyük bir işlem yapmıyorum telefonla bütün gün içinde yani. O yüzden sabahtan akşama kadar rahat bir şekilde ulaştırıyor beni. Şimdi şöyle sorular soranlar oluyor. İşte 5S mi alayım, 6 mı alayım, o aradaki fiyat farkına değer mi şeklinde. Açıkça söyleyeyim, değer. Arada yaklaşık 300 lira bir fark var ve daha büyük ekranlı bir telefon alacaksınız, daha ince bir telefon alacaksınız, daha yeni bir telefon alacaksınız, daha üstün özelliklere sahip bir telefon alacaksınız. Bence aradaki 300 liraya evet değer. Onun dışında Bandgate'e, hani bu eğme bükme şeylerine ilgili konuşmak istiyorum. Açıkçası bu telefona ben kendim 2850 lira verdim. 128 GB dediğim gibi bu iPhone 6. Ve nakit olduğu için %4 indirimle aldım. Normalde işte 2950 civarı falan bir telefon bu. Açıkçası 3000 liraya yakın para verdiğiniz bir telefonu affedersiniz göt cebinizde taşımayın, üstüne oturmayın. Yani 3000 lira verdim, biraz dikkatli davranın telefonu. İşte düşürmemeye çalışın, kapalın, saklayın, koruyun telefonu. 3000 lira verdiniz siz bu telefona yani. Neredeyse bu paraya Tofaş falan alabilirsiniz yani düşündüğünüz zaman. O yüzden dikkat ederek kullanın. Bir de işte soru soranlar var. İşte bükülüyor mu, eğiliyor mu, bükülüyor mu? Açıkçası denemedim. Denemek de istemedim. Yani cebimde kullanıyorum sürekli. Ön cebime koyarım ben telefonu. Hani cepte zaten öyle bir gerilmeye falan neden olmuyor. Zaten çok ince bir telefon olduğu için. Hani çok sıkıştırmıyorum. Yani öyle bir ortam oluşmuyor diyeyim. Şu anda hiçbir sorun yok benim için. Hani evde kapsuz kullanıyorum. Hiç düşürmedim neredeyse. 5S'lerde yoktu. 5'lerde vardı. Şu Shampered Edge'lerin işte böyle soyulma sorunu mesela. Burada iPhone 6'da öyle bir sorun yine yok. Çünkü zaten Shampered Edge diye bir şey yok iPhone'da hani. iPhone 6'da. O yüzden onu da ortadan kaldırmaları bence hoş olmuş, güzel olmuş. Şu anda yani şu telefonun hiçbir, dediğim gibi işte kamera ve çizgiler hariç, hiçbir kötü özelliği yok. Her şeyle üstün bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Evet, soracağınız sorular varsa bana Twitter'dan, Facebook'tan ya da mail üzerinden sorabilirsiniz. Başka yerlerden sor. Yani videonun altına falan yazın demiştim eskiden. Yazmayın yani, üşeniyorum oradan bakmaya. Direkt telefona gelmesi benim için daha kolay oluyor cevaplaması açısından. Evet, çekmemi istediğiniz video falan olursa onları da söyleyin. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Videoyu beğenin, kanala abone olun, videoyu favorilerinize ekleyin. İzlediğiniz için teşekkürler.